Dünyanın en büyük makam odası Adnan Menderes Meydanı'ndan herkese merhaba. Haftanın yoğun geçen gündemiyle karşınızdayız. Dünyanın en büyük makam odası Adnan Menderes Meydanı'na taşındı. Vatandaş gelenekselleşen makam görüşmelerine yoğun ilgi gösterdi. Köylerimize çok yardım ediyor. Gelen insanları geri çevirmiyor, elinden geleni yapıyor. İnsan ayırmıyor, partili partisiz. Her gelene hizmet sunmaya uğraşıyor. Kemal Paşa oldu böyle bir başkan. Ben ne duydum ne gördüm. Geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören makam buluşmaları bu senede kaldığı yerden devam ediyor. Sordum, sağ olsun çok güzel cevaplar aldım. 7'den 70'e ilginin yoğun olduğu makamda vatandaşların talepleri tek tek not alınıyor. Uzun bir kış döneminden sonra içeride ağırladığımız vatandaşlarımız artık her zaman olduğu gibi dünyanın en büyük makam odası olan Adnan Menderes Meydanı'nı ağırlıyoruz. Dertleniyoruz, problemleri çözmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm desteği halkımıza veriyoruz. Hem proje için uğraşıyoruz, ilçemiz için uğraşıyoruz, hem de günlük sosyal dertler için uğraşıyoruz. Nerede hizmet varsa, nerede proje varsa onun peşinde koşuyoruz. Her şey şehrimiz, her şey gençlerimiz için diyerek ilklere imza atan Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar düzenlemiş olduğu Gençlik Festivali'nden tam not aldı. Tek amacım ve gayem siz gençler için diyerek sözlerine başladığı Gençlik Festivali'nde Başkan Kanar ve gençler doyasıya eğlendi. Güzel havanın, eğlencenin tadını çıkardılar. Değerli gençler, biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Hepinizin bu konuda ihtiyacını biliyoruz ve inşallah Aralık ayında bitiyor bu iş. Yani bir dahaki yıla gençlik belki kullanıyoruz. Sabah olsun, her şey sabah olsun, her şey. Tarihten gelen bağlar gelişiyor. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ve Kamanika Belediyesi kardeşlik protokolü imzalıyor. Kosova Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Paşa Belediyesi tarihi değerlerin gelişmesi adına kardeşlik protokolü imzaladı. Genç başkanlar Mustafa Kemal Paşa Belediyesi kompost üretim tesisinin Kosova Cumhuriyeti'nde kurulması için ilk işbirliğini imzaladılar. 30 yıldır basketbolun kalbi tatlı topta atıyor. Gelenekselleşen basketbol şenlikleri bu sene de basketbol severleri bekliyor. Türkiye'nin en önemli açık hava basketbol organizasyonlarının başında gelen, mücadele ve dostluk temelinde her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan tatlı top için başvuru formları belediye hizmet masalarından temin edilebilecek. Tarımda dünya markası olan Mustafa Kemal Paşa, tarım için yaptığı projelerin meyvelerini almaya başladı. Tarım Bakanlığı çiftçilerin kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında 153 iş planı projelerinden 43'ü Mustafa Kemal Paşalı çiftçilerden çıktı. 5 milyon TL değerindeki destek sayesinde atıl ve ekilmedik bir karış toprak kalmayacak. Bu sene 346.sı düzenlenen Kabul Baba yağlı güreşleri yine büyük coşkuyla izlendi. Yaklaşık 4 asırdır devam eden Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba yağlı güreşlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar hemşehrilerini yalnız bırakmadı, onların heyecanına ortak oldu. Sürgün yolunda çekilen çilelerin unutulmadığı Çerkez soykırımı 158. yılında unutulmadı, Mustafa Kemal Paşa caddelerinde yürüyüşle anıldı. Çerkez soykırımının 158. yılında Etibank'tan başlayıp Adnan Menderes Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar yürüyüşe katıldı. Dev yatırımlar Mustafa Kemal Paşa'ya yapılıyor. Geleceğin sorunları şimdiden çözüme ulaşıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük sorunu olan altyapı sorunu ortadan kalkıyor. Başkan Kanar'ın korkusuz atılımları sayesinde gelecek sağlıklı altyapılara kavuşuyor. Her zaman dediğimiz gibi sporun sanatın kalbi Mustafa Kemal Paşa'da atıyor. Mustafa Kemal Paşa Spor Güreş Takımı Başkan Kanar'ı makamında ziyaret etti. Mustafa Kemal Paşa Spor Güreş Takımı'nın farklı yaş kategorilerindeki genç güreşçiler aldıkları kupalarla makamda Başkan Kanar'a gurur dolu anlar yaşattılar. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.